Şu an okulumuzda doktor öğrencisiniz. Doktorunuzu tamamladıktan sonra yapmak istediğiniz bir şey var mı? Akademisyen olmayı düşünüyor musunuz? Kafamda olan bir şey aslında. Şimdi hani az önce eğitim verme sürecinden falan bahsettik ya. Bu çok güzel bir şey. Doktora yaptıktan sonra Celalettin hocamla da konuşuyoruz mesela ara ara. Buradan da selamlar olsun Profesör Doktor Celalettin Aktaş hocamıza da. Aynı zamanda da tez danışmanım benim tabii. Bu güzel stüdyoların bu hale gelmesi ve evet, onun ederiz. Sayesinde evet. Çok çalışıyor, çok çabalıyor ve gerçekten çok şanslı öğrencilersiniz, onu söyleyebilirim size. Doktora tabii ki bir şey o isterim. Yani eğitim vermek ve eğitmenliğe bir aşamada, bir üniversitede devam etmek isterim. Çünkü benim için üniversiteye gelen öğrenciler amacı olan öğrenciler, hedefi olan öğrenciler. Nasıl ki siz buradasınız, bu stüdyoları kullanıyorsunuz, ben de sizin gibiydim aslında. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum ve okula ilk gittiğim birinci sınıfın üçüncü haftasında baktım stüdyolar var, kameralar var, kullanabileceğim ekipman var. Ben bir kamera aldım. O zamanlar İletişim Fuarı diye bir fuar vardı. İletişim Fuarı'na çekimlere gittim, montajlar yaptım falan. Ve 4 senemi hep o stüdyoda, radyoda ve montaj odasında geçirdim. O kadar fazla şey katıyor ki insanı. Çünkü ne yapabiliyorsunuz okulda yapıyorsunuz. Hatayı da okulda yapıyorsunuz, tecrübeyi de okulda kazanıyorsunuz. Eğer bunu pratiğe dökerseniz. Çünkü dışarısı her zaman söylüyorum acımasız. Sizden tecrübe istiyorlar. Okuldan mı yeni mezun oldum diyorsunuz. Tecrübeniz ne diyorlar? Ama hiçbir tecrübeniz yoksa, hiçbir şey bilmiyorsanız sizi maalesef elemek zorunda kalıyorlar. Çünkü çok fazla alternatifleri var ellerinde. Ondan dolayı konuya tekrar dönüyorum ki doktorayı bitirdikten sonra tabii ki akademisyenlik yani doçentlik, profesörlük falan filan biraz zor bir şey durum. Çünkü doktora yapmak da gerçekten zor tez aşamasında olduğum için. Ama okulda kalıp bir şeyler yapmak, eğitim vermek isterim tabii ki, keyifle.